Efendim, ekonomik görünüme hoş geldiniz. Hafta içi her gece 9'da olduğu gibi cuma gecesi itibariyle karşınızdayız. İki değerli konuğumuz var. Doçent Doktor Resul Kurt Bizler, hoş geldin. Hoş bulduk. Üstad Bey Doktor Nedim Türkmen, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Teşekkürler. İzleyicilerimize de hoş geldiniz diyelim. Sizler de bizlere katılabilirsiniz. Çalışma hayatına ve son alınan önlemlere ilişkin özellikle bu akşam konuşacağız. Koronavirüs nedeniyle çalışma hayatındaki değişiklikleri ve çalışma hayatına dair yapılabilecekleri, bundan sonraki önlemlerin etkilerini değerlendireceğiz. Yeni neler yapılabilir? Hem çalışan cephesi hem işçi cephesinden ve vergiler konusunda atılan adımlar, alınan önlemler, yeni önlemler gelebilir mi? Hepsini değerlendireceğiz. Ancak bu arada emlak konuttan 1 milyar liraya kadar hisse geri alımı yapılması kararı çıkmış. Bu açıklama yapılmış, onu da hatırlatalım. Ama önce Londra diyelim. Ceren bizi bekliyor Londra'da. Bu akşam saatlerinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açıkladığı bir önlem, bir dizi önlem var. Kafelerin, pubların sanıyorum değil mi Ceren, kapanması kararı alınmış. İngiltere o ilk o sürü... bağışıklığı yaklaşımından tamamen farklı bir noktaya artık gidiyor gibi, terk etmişler gibi görünüyor o eski stratejiyi. Nedir, sen de son notlar dinleyelim. Evet Barış, İngiltere hükümeti koronavirüsüyle mücadele kapsamında önlemlerini arttırdı. Az önce İngiltere Başbakanı Boris Johnson bir basın toplantısı düzenledi ve bu düzenlediği basın toplantısıyla bu akşamdan itibaren İngiltere'de tüm restoran, bar, pub, tiyatro gibi halka açık alanların belli bir süreyle kapatılacağını söyledi. Fakat asıl önemli açıklama İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak'tan geldi. Çünkü İngiltere hükümeti ilk kez maaş desteği vermeye hazırlanıyor çalışanlara. Çünkü işsizliğin artacağı korkusu var İngiltere hükümetinde şu anda. Ve 3 ay süreyle İngiltere'de çalışanların maaşlarının %80'ine kadar garanti verileceğini söyledi Sunak. 2500 pound'a kadar olan maaşlarda. Ve bu açıklaması önemliydi. Ve özellikle İngiltere Maliye Bakanı tüm işverenlere kimseyi işten çıkarmayın çağrısında bulundu. Çünkü bugün bir rapor yayınlandı Deutsche Bank tarafından ve İngiltere'de işsizlik oranının %8'e kadar yükselebileceği beklentisi hakim. Öte yandan İngiltere'nin resesyona girebileceğine ilişkin beklentiler de artmakta. %4 civarı daralması bekleniyor İngiltere'nin 2020 yılı için. Fakat en kötü senaryoda daralma oranının %6'ya kadar ulaşabileceği beklentileri de var. İlk etapta sen de az önce söyledin, İngiltere hükümeti sürü bağışıklığı modelini takip edeceğini söylemişti ve bu kamuoyunda büyük bir tepki yarattı. Hatta Imperial College tarafından bir rapor yayınlandı ve bu modeli takip etmesi durumunda hükümetin 250 bin kişinin hayatını kaybedebileceği belirtildi raporda. Bu rapordan sonra Johnson'ın fikrini değiştirdi ve artık izolasyon yöntemini, diğer yöntemi, karantina yöntemini takip etmeye ikna olduğu belirtiliyor. Şu anda vaka sayısına baktığımız zaman İngiltere'de vaka sayısı 3297'ye ulaştı. Hayatını kaybeden kişi sayısı ise 168'e ulaştı. Fakat Londra'da vakalar çok hızlı bir artış gösteriyor. Cuma günden itibaren okulların kapatılmasına karar verildi. 40 metro istasyonu kapatıldı. Fakat hala işine gitmek durumunda olan vatandaşlar diğer metro ağlarına akın etti ve böylece aslında daha kalabalık olduğunu görmekteyiz şu anda metroların. Özellikle istasyonların kapatılmasının ardından gazetecilerden biri bütün ulaşım ağlarını kapatmayı düşünür müsünüz diye sordu Londra'da. Fakat Johnson şu anda böyle bir planlarının olmadığını söyledi. Yani şu anda aslında hükümet tamamen bir lockdown açıklamış değil. Fakat %75 oranında şu anda gezinme oranını düşürmeyi hedefliyor. Önümüzdeki dönemde önlemleri artırır mı artırmaz mı takip edip detayları aktarmaya devam edeceğiz. Yerime söz tekrar size bırakalım. Ceren, çok teşekkürler değerlendirmeler için. Dönelim stüdyomuza, sohbetimize başlayacağız. Koronavirüse karşı içeride çalışma hayatına dair alınan önlemleri değerlendireceğiz. Bu arada oradan başlayalım istersen. Resul Hocam, Edim Üstad'da başlayayım bu hafta izinle. 2500 pound'a kadar aylık bir ücret desteği ki ilk kez bunu diyor. İngiltere tarihinde ilk kez, tarihimizde ilk kez böyle bir adım atıyoruz diyor İngiltere. Yani bu istihdam kaybı olmaması adına böyle bir adım. Oradan başlayalım, bize doğru gelelim, buyurun. Evet, şimdi tabii İngilizler çok ketum bir millet biliyorsunuz. Onların ilk kez özel, yani kriz önce ciddiye almıyorlardı bu virüsü. Sürü bağışıklığı yöntemini uygulayacaklardı ama sonra işin ciddiyetini kavrayıp hızla önlemleri alıyorlar. Şimdi bu tabii özel sektörün maaşlarını
ilk kez ödemekle ilgili ve 2500 pound medyan olarak kabul edilmiş ortalaması. Bu çok önemli bir gelişme. Çünkü yani Türkiye'de de benzer şeyler var. En çok hizmet sektörünü vurdu biliyorsunuz bu krizde. İşte turizm sektörü başta olmak üzere işte yiyecek, içecek sektörü bütün Türkiye'de de 9 sektör belirlenmiş. Aslında daha fazla. Dolayısıyla bu süreç daha fazla uzadığında şirketlerin ciroları sıfıra indi. Bu personeli burada tutmanın bir maliyeti var. İngiliz hükümeti de burada bunu engellemek için işsizliğin %8'lere, 9'lara, 10'lara, bizde gerçi %13,5 bir önlem alıyor. Bu anlamda onları kutlamak gerekir. Biliyorsunuz Amerika'nın açıkladığı paket var, Kanada var, Almanya var. Biz Türkiye açısından gerçekten çok kötü bir dönemde yakalandığımızı düşünüyorum ben. Geçen yıl %124 milyar bütçe açığı verdik. Bu sene yine bütçe açıklarıyla başladık. Ekonomide ciddi bir daralma vardı. İşsizlik bugün şey açıklandı. 31.12.2019 tarihi itibariyle işsizlik rakamları açıklandı. 4 milyon 600 bin kayıtlı işsizimiz var. Şimdi şu anda biliyorsunuz iş yerleri devlet kararıyla 149 bin iş yeri kapatıldı. Hı hı. Ve bunun üzerine bir 100 bin de insanlar sokağa çıkmadığı için ya da talep yaratmadığı için kapanan iş yerleri var ve hepsi hizmet. Şimdi ve Türkiye'de de istihdam edilenlerin %56,5'u hizmet sektöründe. İnşaat dahil değil buna. Bir de inşaatı kattığınızda %61'lik bir rakama oluşuyor ki çok önemli bir rakam. Ve burada çalışan insanların sayısı 16 milyon. Yani çalışanların yarısından fazlası bu sektörde çalışıyor. Devlet olarak tabii ben bütçe açığı veriyorum, kasamda para yok demeyip bunlarla ilgili destekleyici önlemler almak gerekiyor. Şimdi bu Sayın Cumhurbaşkanı tarafından çarşamba günü bir program açıklandı biliyorsunuz. Burada vergiyle ilgili olaylara baktığımızda biliyorsunuz turizm sektörü konaklama vergisi olacaktı 1 Nisan'da. O Kasım'a ertelendi. Aslında çok pratik bir şey yok. Sonucu yok. Neden? Artık turist olmadığı için konaklama vergisinin çok fazla bir önemi olmadı. Bu Kasım ayına ertelendi. Burada turizm payı alınıyor biliyorsunuz Aralık ayından bu yana. Onunla ilgili bir erteleme olmadı. Onun dışında bakıyoruz işte 500 bin liraya kadar konut alanlarda %90'lık bölümünün kredilendirilebileceği, efendim havacılıkla ilgili KDV'nin 18'den 1'e indirileceği ile ilgili düzenlemeler oldu ama bunların aslında virüsle falan hiç ilgisi yok. Böyle bir pakette yer alması da çok manidar, yanlış buluyorum bu anlamda. Ve burada Şubat ayına ilişkin olarak Mart ayında verilmesi gereken beyannamelerle ilgili olarak Maliye Bakanlığı burada sıkı duruyor. 130 bine yakın. O soruldu. Evet, meslek mensubu bu beyannamelerle ilgili herkes bunun ertelenmesini bekliyor. Ama Şubat ayında virüs yoktu. Bununla ilgili olarak biz bu paraları alacağız. Dolayısıyla hiçbir uzatma yapılmıyor. Ama gelir vergisiyle ilgili olarak geçen hafta biliyorsunuz ne oldu? Beyanname verme süresi 31 Mart yerine 30 Nisan'a ertelendi ve Nisan'da birinci taksit olacak. Sonra da Ağustos'ta ikinci taksit olacak. Burada tabii şimdi ben şunu da anlıyorum, yani Maliye Bakanlığı'nı da anlıyorum aslında, hani konuşurken şartları ortaya koyarak konuşmamız gerekiyor. Politikacı gibi konuşmamamız gerekiyor o anlamda. 2 aylık bütçe sonuçları da çok iyi değil. Şimdi Şubat ayına ilişkin olarak da kasaya bir para girmesi gerekiyor. Bu anlamda bu uzatılmıyor ama burada şimdi gerek olmadıkça evinizden çıkmayın derken burada bu mali müşavirler bilgisayardan bunu yapabilir demek çok doğru değil. Çünkü bir şirketin binlerce evrakı var, bunlar size gelecek. Önce mal alımlarına ilişkin ya da harcamalara ilişkin bütün belgeleri sisteme gireceksiniz. Sonra da mal satış faturalarını evet. yapacaksınız. Dolayısıyla katma değer vergisi beyannamesi öyle çıkıyor. Yani oturduğunuzda bilgisayarda bir işlem yaptığınızda çıkmıyor. Bu anlamda ciddi bir tehdit altında meslek mensupları, mali müşavirler. Muhasebeciler. Evet, muhasebeciler, serbest muhasebeci, mali müşavirler. Evet. Tabii çalışanlarla beraber 500 bine yakın nüfustan bahsediyoruz. Bunun ertelenmesi ama atılmadı. Atılmadı çünkü devlet Şubat ayına ilişkin hem muhtasar beyannamedeki tevkifatları almak ama istiyor. Ama Sayın Bakan diyor ki o zaman virüs yoktu ki diyor. Soruldu röportajda. Hayır. Virüs yoktu ki. Bakın tamam, bir şey demiyoruz.
Ama bu beyannamelerin hazırlanması için bu insanların gidip birilerine dokunması lazım. Belgeleri toplaması yani lazım. Şöyle, çalışma yapması lazım. Tamam. Onu ifade ediyor. Şimdi evet. Virüslü birisinin bulaştığı bir diyelim fiş aldınız, bir marketten fiş aldınız, gittiniz bir yerden bir ödeme belgesi aldınız. Bunları da işveren mükellef topladı, bir poşete getirip size verdi. Açtığınız zaman virüse maruz kalabilirsiniz. Yani bir kişi için bunu söylemiyoruz. Bakın 130-140 bin kişilik meslek mensubu. 111.362 üyesi bulunan TÜRMOB beyanname verme süresini uzatamadı diyor bir türlü. Yani bu en çok zaten mali müşavirlerden gelen en büyük talep iletilmemiş başında, midir hocam? İletilmez mi? Yani çok iletiliyor. Çünkü Sayın Bakan çok iletiliyor. Hem sanayi yolu ticaret görüşünü ifade etti. Beyannamelerin ertelenmesi. Bakın 23 önümüzdeki hafta 23 Mart'a kadar SGK beyannameleri verecek. Sonra 26 Mart'a kadar da Şubat ayına ilişkin KDV ve muhtasar stopaj ödemeleri ile ilgili beyannamelerin verilmesi gerekiyor. KDV ile ilgili beyannameleri nasıl yapacaksınız? Mecburen fişleri önüne alacak bir muhasebe bürosundaki veya bir şirketteki mali müşavirlik veya muhasebe ofisinin elemanı veyahut da şirketin muhasebe elemanı oturacak. Fişleri tek tek elden geçirecek. Onları yapıştıracak. Valla eldivenle tabii, geçirecek herhalde. Eldivenle akşam radyoda da, biri aradı. Tabii orada, orada eldivenle çalışıyoruz dedi. Tabii değil mi? Radyoda konuşurken söyledi arkadaşlar eldivenle ama bir başkası dedi ki ben bulamadım dedi. Eldiven buldum ama maske bulamadım dedi. Yani şöyle mutlaka kişisel olarak herkesin önlemini alması lazım. Bütün mali müşavirlik ofislerinde dezenfektanlar vardır. Eldivenler olması lazım. Belki var veya yok. Veya bulamadı. Ama sonuç itibariyle çok olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bakın belki ya Cumhuriyet İngiltere tarihinde... İngiltere diyor ki hocam 2500 evet. Pound'a kadar ben ödeyeceğim diyor işe gidemeyenin parasını. Gerçekten bakın, olağanüstü. Tarihte ilk kez yapıyor bunu. Bizde hangi sektörler var? Perakende, AVM, demir, çelik, otomotiv, lojistik, ulaşım, sinema, tiyatro, konaklama, yiyecek içecek, tekstil, konfeksiyon, etkinlik, organizasyon. Yani istihdamı yaratan fabrikalar var. KOBİ'ler var. Hizmet milyonlarca sektör. İnsanın çalıştığı hizmet sektöründeki işletmeler var. Yani bakın ben oturup hesapladım. 2000 lira hani medyanın aralığını biz 2000 lira olarak alsak 10 milyon kişiye siz ayda 2000 lira karşılıksız verseniz yani herkesi evinde oturtuyoruz ortalama 2000 lirada bir ödeme yapacağız dediğiniz zaman burada 3 ay için 60 milyarlık bir rakam çıkıyor. Yani hiçbir şey değil bu. Bu salgınla mücadele anlamında söylüyorum. 130-140 milyar liralık bir işsizlik sigortası fonunda bütçeniz var. Ama bir para var. Fon yani likit yani, olup olmadığı bakın, konusunda tahvil, %94'ü tahvilde. Evet. Yani bununla ilgili 10 milyar, 20 milyar, 30 milyar, 50 milyar dolar borçlanma yapıp bunu piyasaya verebilmeli. Yani ekonomiyi canlı tutmak istiyorsanız bu anlamda piyasalara para vermeniz lazım, piyasaları rahatlatmanız lazım, doğru. Kredilere kolaylaştırmanız lazım, KGP doğru, hepsi doğru. Ama günün sonunda şu sorun var. Bir işletme diyor ki ben kapatıldım. Bakın yüz binlerce kafeterya, simitçi, börekçi bin, evet. vesaire gibi yani peki. kafeterya statüsünde olan yüz binlerce işletme kapatıldı. Yani geçici olarak faaliyeti durduruldu. Her birinde 5 kişi çalışsa bakın size 500 bin kişi eder. Şimdi bu insanlara işverenleri ücret ödemeli mi? Evet ödesin. Tamam 5 kişiye ayda ödemesini yaptığınız zaman maliyetiniz 20 bin lira. 3 ay ödediğiniz zaman 60 bin lira. 5 ay ödediğiniz zaman 100 bin lira. Karşılıksız bunu ödeyecek 100 bin lira sermayesi olan o 100 bin işletmenin kaç tanesi var? Dolayısıyla bu tür olağanüstü dönemlerden geçerken fedakarlık gerekiyor. İşçi fedakarlık yapacak, işveren yapacak, devlet yapacak. En azından şunu yapabilirdi burada en azından şu yapılabilirdi. Ben Şubat ayından itibaren yapılmalı ama en azından Mart ayından itibaren Nisan'da beyan edecek Mart ayıyla ilgili stopaj istemiyorum. Hiçbir sektörden vergi ödemeyin bana. Yani yeter ki bana vergi ödemeyin ama elemanlarınızı da çıkartmayın diyebilirdi devlet. Burada şey söylememiz lazım. Aslında evet.
vergiyle ilgili bölümü çok kolay yönetilebilecek bir konu. Nasıl bu tür hocam? Durumlarda? Şimdi vergi usul kanunda mücbir sebep var. Bu bir kere bu olay bir mücbir sebep. Mücbir sebep. Ve sadece bu 9 sektör için değil. Ama Türkiye'de ilan edilmedi. Sadece Dünya Sağlık Örgütü ilan etti. Salgın yani. Burada vergiye ilişkin müteallik ödevlerini yerine getirmeniz için yangın, yer sarsıntısı, deprem, salgın, hastalık bunlar mücbir sebep. Sonuçta şimdi siz faaliyette bulunuyorsunuz. Sokağa çıktığınız andan itibaren risk altındasınız. Ve diyorsunuz ki devlet olarak da git kardeşim zorunlu olmadıkça dışarıya çıkma. Şimdi ne yapabilirdiniz? Vergi usul kanundaki süreleri kardeşim 3 ay uzattım. Bitti. Ama burada olay başka. Şimdi Şubat ayına ilişkin vergiler alınmaya çalışılıyor. Alınacaktır, alınmayacaktır. Siz mutlaka beyanname verin, yanlış olsun, nasıl olursa olsun verilir güttüğünü düşünmüyorum Maliye Bakanlığı'nın. Yani mücbir sebep herkes için var şu anda Türkiye'de. Bazı sektörler çalışıyor ama sonuç itibariyle şimdi iş yeri kapatılan berberlere kimse gitmiyor. Şimdi burada 9 sektör sayılmış ya, konuşacağız. Evet. Berberler diyor ki kardeşim bize müşteri gelmiyor. Biz bu kapsamda değil mi? Diş hekimleri aynı şekilde. Yani özel eğitim kurumları demiş. Biz de o haldeyiz. Evet. Özel öğretim kurumları. Yani Maliye Bakanlığı henüz düzenleme yapmadı. Web sitesinde Gelir Dersi Başkanlığı 9 sektörü saymış. Mücbir sebep sayılacak diyor. Ya kardeşim neye göre ölçtünüz mücbir sebebi? Kime olduk? Şimdi buradaki bunlara hizmet veren bir iş güvenliği şirketi, bir mali müşavir bunlar bu kapsamdan faydalanamayacak mı? 3 aylık beyanlarına 6 ay erteleme olacak. Şimdi 100 milyonluk bir paketten bahsedildi biliyorsunuz çarşamba günü. 100 milyar. 21 dendi, 19 açıklandı. Basına dağıtılanlarda 21 vardı. Madde olarak sonra 19 açıklandı. Burada 100 milyar falan ben sadece emeklilere ilişkin en düşük emekli maaşı 1500 lira olacak dışında devletin cebinden çıkan hiçbir para görmedim. Arayıp bulamadım, buralarda yok. Şimdi bakın sadece Türkiye bu virüsle uğraşmıyor. Bütün dünya uğraşıyor. Amerika Başkanı çıkıyor. İşte Almanlar çıkıyor. Macron çıkıyor. Herkes bir şeyler söylüyor. Söyledikleri nedir? Kardeşim siz sağlığınızı koruyun, benim vatandaşım, ben Fransa'yım, ben Kanada'yım, benim birinci görevim sizin sağlığınızı korumak, siz işinizi düşünmeyin. Ben, herkes işini koruyacak, ben bu kaynağı bulacağım, yaratacağım, siz sağlığınızı koruyun. Bunu bizim vermemiz lazım. Bu da o kadar kolay değil. Bakın şimdi Almanya ve İngiltere yaklaşımı İngiltere, bu. Yani bunu yapmanız lazım. O zaman niye büyük devlet, nerede anlayacağım ben Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük devleti olduğunu? Vatandaşına sahip çıkamazsınız. Şimdi 15 milyona yakın insan daha işsiz kalabilir. Bu böyle git. İşinizi kaybediyorsunuz. Patron işinden oluyor, çalışan işinden oluyor. Ne olacak? Buna çözüm üretmeniz lazım. Siyasetle çözüm üretmek için yapılan bir şeydir. Bu anlamda baktığımızda. Şimdi üşenmedim. Gelmeden önce bir hesaplama yaptım ben. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. 4 ay. Şunu diyebilir Sayın Cumhurbaşkanı, çıkar. 4 bu aylarla ilgili olarak stopaj ve sigorta primini devlet karşılıyor kardeşim. Bütün çalışanlar. Tamam. Erteleme değil yani. Yok, ben karşılıyorum. Ne ertelemesi? Ben karşılıyorum. Hiç kimse bir kişiyi daha atamaz. Maliyetini hesapladı. Stopajla ilgili olarak 33 milyar lira devletin üzerine yük geliyor. SGK primleri biraz yüksek, 110 milyar lira geliyor. Yani 143 milyar liraya Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu hiçbir insanın işsiz kalmamasını sağlayabilir. Bununla ilgili çözüm maaşla maaşını da işveren ödeyecek tabii ki. Sonuçta onun üzerinden net bütün yükleri alıyor. Yani vergi, net maaş verecek. Sigorta primini devlet karşılayacak. Aslında vergi bir maliyet değil. Devletin işsiz kalan bir kişiden alamayacağı bir para zaten. İşsiz kaldığından alamayacak zaten. Yani o şimdi, gelir yok. Şimdi, dolayısıyla 100 milyar liralık bir rakamdan bahsediyoruz. Evet. Şimdi şöyle. Anlatacağım. Şimdi bizim tamam bütçe imkanları el vermiyor. Ama biz IMF'den para alabiliriz. Dünya Bankası'ndan alabiliriz. Bunlara ve bir sürü de bunlarla ilgili fonlar tahsis edildi. Ya hocam şimdi, bu diğerleri dün akşam para yaratmayı konuştuk. Evet. Bu Avrupalı devletler, İtalya'nın bütçesi, işte Almanya'nın, İngiltere'nin bir para yaratılıyor ortada. Yani bizde gerek, yani şu bu dönemde yapılacak artık. Kimse herhalde çıkıp ya olur mu canım bu dönemde işte karşılıksız para falan. Bence bu aşamada değiliz. Yani olağanüstü bir süreçten İnsanların geçiyoruz. İnsanların sağlığı önemli, birincisi bu.
İşi önemli. Şimdi işinizde otur, şimdi siz iş yeriniz kapandı, evde oturuyorsunuz. Şimdi diyorsunuz ki patron beni işten kovacak mı? Ben kirayı nasıl ödeyeceğim? Elektrik parasını nasıl ödeyeceğim? Su parasını nasıl ödeyeceğim? Çocuklar okula nasıl gidecek? Bu düşünceler içinde evde oturan insanlar. Sizin bunlara güven vermeniz lazım. Kardeşim 200 milyar gerekiyorsa 200 milyarı bulacağım, yaratacağım. Siz bundan etkilenmeyeceksiniz. Yeter ki bu toplumu sağlıklı bir şekilde çok az etkilenerek buradan çıkartalım mesajını vermeniz lazım. Şimdi buradaki açıklanan şeylerin hiçbirisi bu sorunu çözmez. Ben şöyle yorumluyorum olayı. Bu ticari... Yenileri gelebilir deniyor hocam. 15 tane daha paket gelmesi lazım ama sizin ilk verdiğiniz şey çok önemli. Görüntü çok önemli. Yani burada şimdi ilk ne akla geliyor? Hepimiz ticari yaşamın içindeyiz. İşverenin aklına ilk diyor ki kardeşim sen ücretsiz izinli sayayım ben seni. Onu soracağız. Yani olur veya mu? İşte ücretli işi çıkartmayla ilgili olarak ve toplu işten çıkartmalar var. Sizin devlet olarak burada sosyal devletsiniz. Sonuç itibariyle anayasada öyle yazıyor. Bunu yerine getirme, para yaratmak sorun değil bakın. Geçen yıl 124 milyar lira bütçe açığı verdik. Niye? Seçimler var diye verdik. Bırakın şimdi siz seçim o şeyleri. Bir kez de bu ülke, bu kendi vatandaşlarınız için ne kadar bütçe açığı veriyorsanız verin. Sonra onlar toparlanın, borç alalım. Ne olacak, almıyor muyuz biz borç zaten? Peki. Diyor ki Hüseyin Yıldız, mali müşavirim KDV kanununun ilk yıllarında olduğu gibi beyannameleri aylık yerine 3 ayda bir verilebilir. Diğer beyannamelerde aylık yerine 3 ayda bir verilebilir. Teması azaltmak için en azından böyle bir çözüm düşünülebilir diyor. Özel şimdi, okullar, kreşler, rehabilitasyon merkezleri, sürücü kursları, Milli Eğitim Bakanlığı kurumlar listede yok demiş. Bir hanımefendi özel hastaneler neden açıklanan virüs paketinde yok diyor. Ecem Naz hanımefendi en çok bu noktada iş bize düşüyor demiş. Şimdi bu ücretsiz izne çıkarmak isterse işçinin kıdem tazminatı hakkı doğar mı gibi sorular var. Etiler'deki kuaför salonumuzu kapattık. 15 kişiyi evine gönderdik. Çalışanları ne yapacağız? Yani çok soru var tabii izleyicilerimizden. Etbulunburg.et'ye gelen. Hayatın gerçekleri bunlar işte. Yani öyle bir yaptığınız zaman izleyicilere. Evet. Ne dersiniz? Evet. Şimdi tabii hayatın gerçekleri şu. Önce sağlık, sonra cebimizin sağlığı. Yani kişisel, bünyesel sağlığımız, ailemizin sağlığı hepsi çok önemli. Ama iş, istihdam, aş yoksa o zaman insanlar psikolojik olarak olumsuz yönde etkileniyor. Dolayısıyla işveren cephesinden bakalım. 100 kişi çalıştıran bir işverensiniz. Kendinize göre yağınızla kavruluyorsunuz. Gelen parayla önce işçinin maaşını ödüyorsun. Devletin vergisini, stopajını ödüyorsun. Kalırsa sen de bu dönem için. Çünkü tahsilat oranı çok düşük. Yani nasıl devletin vergi, SGK, tahsilat oranı düşük, mükellefin, işverenin de tahsilat oranı düşük. İşçinin maaşını ödedin, şimdi bu ay Mart ayı bitti, bitecek ve Nisan ayı geliyor. Hadi bir takım tasarruflarınla Mart ayını da çıkardın. Nisan ayında işçinin maaşını nasıl ödeyecek? Vergisini, sigorta primini nasıl ödeyecek? Dolayısıyla sistemi bu 3 aylık dönem için ekonomik anlamda da, yani sadece sağlık anlamında değil, ekonomik anlamda da olağanüstü bir dönem olarak addedip ekonomik olarak vatandaşın, işverenin yanında olmak lazım. Ne yapması lazım? Bir, bu dönemde ben 3 ay süreyle hiç kimseden gelir vergisi almıyorum. Bakın dersiniz, asgari ücretin 1,5 katına kadar, 2 katına kadar olan gelirlerden hiçbir gelir vergisi almıyorum. Bakın devlet bir fedakarlık yapmıyor. Zaten alamayacağı bir para, işsiz kaldığında alamayacak o parayı. Tabii. Dolayısıyla en azından işveren üzerindeki stopaj yükünü azalttığında, bakın bir işsizlik sigortası, iki birazdan konuşacağız, kısa çalışma ödeneğinden bir avantaj olacak. Bir kere yasal olarak bizim çok katı bir çalışma hayatı sistemimiz var. Bakın kısa çalışmayla ilgili işçi işe girdi, iş yerinde şu anki gibi olağanüstü bir durum ortaya çıktı. Zorunlu bir neden ortaya çıktı. Salgın dediğimiz, artık Dünya Sağlık Örgütü salgın demiş. Evet. Salgın var ve iş yeri kapandı. Diyor ki kardeşim sen son 3 yılda 600 gün işsizlik primi ödedin mi? O zaman ben denetime gönderirim, iş yerine bir
iş müfettişi arkadaşımız denetim yapar, uygunluk denetimi yapılır. Hak ediyorsa işveren, sen işçi olarak son 3 yılda 600 gün prim ödediysen o zaman kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilirsin. Faydalanmanın da üst sınırı asgari ücretin 1,5 katı. Yani benden prim alırken, işsizlik primini alırken asgari ücretin 7,5 katı ama bana ödeme yaparken asgari ücretin 1,5 katı. Hocam İkincisi, sen dersin hep sosyal dayanışma değil mi bu sosyal? Ama bak işte dayanışacağız ama hani 1,5 olmasın da, ama 1,5 olmasın da 2 olsun yani. Anladım. 3 olsun. Tamam. İkincisi 600 günü son 3 yılda 600 günü dolduramayan insanlar var. Biz işsizlik sigortası ile ilgili bu programda 2-3 sefer daha konuştuk. 600 günü yok. 3 aydır çalışan, 8 aydır çalışan bir işçi kardeşim var. Üniversiteyi yazın bitirdi, zor bela bir iş buldu. Bugün geldi, patron dedi ki arkadaşlar kusura bakmayın burada 100 kişi geçiniyoruz ama artık bıçak kemiğe dayandı, ben kapatacağım. Kapatmamak için kısa çalışma ödeneğine başvurdum. Çıkarsa 2 ay daha, 3 ay daha idare edeceğiz. Yine her şey yoluna girdiğinde devam edeceğiz dedi. Fabrikada çalışan 80 kişi, 60 kişi kısa çalışma ödeneğinden faydalanacak. 20 kişi, 30 kişi faydalanamayacak. Neden? Çünkü 600 günü yok. Dolayısıyla bir kere olağanüstü bir dönem, adı üzerinde olağanüstü bir dönem. Burada bütün kriterleri, bütün yasaları bir kenara bırakmak lazım. İkincisi, bazı sektörlerin bu dönemde işi artıyor. Yani işi azalan sektörler var. Perakende sektörlerinin içerisinde. Kolonyacılar mesela iyi çalışıyor. Kolonyacılar gibi, gıda. Maske üretenler gibi, eldiven üretenler gibi, gıda imalatçıları gibi, perakendecilerin özellikle market tarafında hizmet verenler gibi. Şimdi burada çok yoğun bir eleman ihtiyacı var. Hemen sizin yanınızdaki iş yeri, kafeterya kapanmış. Siz onun çalışanlarını alıp 2 ay, 3 ay en azından onlar da işsiz kalmayacak. Onu çalıştıramıyorsunuz. Yasa buna izin vermiyor. Çünkü bizde geçici iş ilişkisi kurabilmesi için mutlaka ya özel istihdam bürosu olacak ya da bu anlamda bir holdingin kendi şirketleri arasında geçici iş ilişkisi kuracak. Halbuki komşu dayanışması, benim komşumdaki kafeterya kapanmış veya komşumdaki zincir mağaza kapatılmış, benim bunu çalıştırabilecek bir işim var ama işe aldığım zaman 2 ay 3 aylık bir eleman almak istemiyorum. Yandaki fabrikanın veya yandaki mağazanın çalışanını kendi bünyemde 2 ay 3 ay bu kriz atlatılıncaya kadar değerlendirme imkanı olsun. Şimdi telafi çalışması, telafi çalışması şu. Telafi çalışması. Evet, bu çok ya konuşuldu. Bu arada süreyle, kısa çalışma ödeneğinde süreyle ilgili bir çalışma yapılabileceğini Sayın Bakan açıkladı. Estetileceği söylenmişti. Ama, evet. Ama işte tabii yani burada estetilecekle değil, bakın şu an ateş bacayı sardı. Bir yangın çıktığında Barış Bey, bir yangın çıktığında 15 saniye içerisinde efendim meclis dediğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü toplanır. Bütün partiler ittifak halinde bir günde yasa çıkarır. Torba yasayla geçer. Bir günde bakın çok değil yani. Bir günde bu ülkede yasa çıkabilir. İkincisi bakın yangın bacayı sardığında artık geri dönüş olmaz. Yani Mart ayı bitti. Hiç arzu etmiyorum ama birçok insan işini kaybettikten sonra Nisan Mayıs bittikten sonra artık işçinin geri döndüğünde çalışabileceği bir iş yeri de olmayabilir. Onun için bu tam zamanı. Bunun zamanı yok yani. Yapılacakla, edilecekle olacak iş değil bu. Bir an önce derhal yapılması lazım. Defaatle yapılması lazım. Bakın yangına ilk 15 saniyede müdahale ederseniz yangını söndürürsünüz, kontrol altına alırsınız. Yani biz başkanlık sistemine hızlı hareket etmek için geçtik. Evet. Bunlar hemen hallolabilir 15 yani. Saniye geçti, yangını artık bir daha söndüremezsiniz. Kapatın. Bu arada sen bu tırnak içerisinde feryat gibi bir yanda da yani ya bu bizim işimiz heyecanı, ben piyasayı görüyorum evet, bakın. Yani insanların işsiz kalmasın diye. Ben insanların işsiz görüyorum bak ben bir fiil görüyorum yani. Ben bir dönem bir partide ekonomi işleri başkan yardımcılığı yaptım. Siyasi geçmişim de var. Ve ben toplantılarda dile getiriyordum. Bakın bu var. Yok efendim istatistikler önümüzde hiçbir sorun yok. 3 ay sonra ne dedi biliyor musun? Hocam dedi ya sen piyasayı ne kadar iyi okuyormuşsun. Senin 3 ay önce söylediğin bugün çıktı. Bakın ben bugün söylüyorum. Ben ciğeri yanarak söylüyorum. Yani benim şahsi anlamda bir sıkıntım yok. Ama piyasada. Sokakta
1 milyon, 2 milyon insan işsiz kalırsa hiçbirimizin huzuru kalmaz. Hiçbirimizin sağlığı kalmaz. Şimdi vergi alabilmeniz için bu işyerlerini zaten şey yapmanız lazım. Döndürmeniz lazım. Mesela bu 2 milyar liralık nakit desteği var. Bakın, Sayın Bakan bugün gelir testinde bu nakit desteğini en alt kesime vereceğini söylemiş. Primini devletin ödediği kesime, kaç kişi olduğu açıklanmadı diyor. Editörümüz Tahsin'e teşekkür ederiz. Yani Tahsin şöyle, Akça göndermiş bu notu. Şöyle bakın, bizim 2 milyar liralık bir kaynak var ama bu en alt. Bakın tekrar söylüyorum. Şu an bizim 150 bin tane kapatılan simitçi, kafeteryacı, kahvehane veya insanların oturduğu, maç izlediği yerler, sosyalleşme ortamlar olan ve salgın nedeniyle kapatılan iş yerlerinde en az 500 bin kişi var çalışan. Biz bu insanlara ne diyeceğiz? İşine devam et kardeşim mi diyeceğiz? Yoksa arkadaş kusura bakma kapattık mı diyeceğiz? AVM'lerde bakın, yüzlerce AVM'de binlerce mağaza var. Mağazalar ciro yapamıyor. Günlük elektrik parasını çıkaramayan mağazalar var. Bazı mağazalar kirasını bırakın ödemeyi, çalışanların ücretini ödeyemiyor. Ciro yapmıyor çünkü. Biz bunlara ne diyeceğiz? Yani şu an... Ne diyeceğiz? Biz şunu diyeceğiz. Yani. Bir, ben sektör ayrımı yapmaksızın herkes için asgari ücretin 2 katına kadar, 1,5 katına kadar başvuran herkese 3 ay süreyle kısa çalışma ödeneğini açtım kardeşim. Başvuran herkese. Hiç. İş, bakın işi kısa çalışma kadar. Ödeneğinin amacı şu. İşçi işsiz kaynağı kalmasın. Hocam. Kaynak 130 milyar lira işsizlik sigortasında para var. Orada hazine fonunda bağlanan milyar. Paranın bir miktarı çözülebilir. Yani kaynak istenirse bulunur. O para şu an için mi lazım? Bakın bugün için lazım. Vardı zaten. Şimdi sizin bacağı ateş sarmadan önce elinizdeki bir ibrik suyu dökmeniz lazım. O şimdi işte. Ne dedim usta? Evet şimdi bakın. Bu arada şunu ekleyeyim, özür dilerim. Yani bu arada yani doğrudan alandan da izleyicilerimizin mesajlarını okumaya çalışıyoruz. Özel sektörden hani bu işle maalesef yaşadığımız süreçle ilgili olan bağlı olduğumuz, çünkü ihracatçılarla ilgili bir stok desteği de var paketin içerisinde. Bağlı olduğumuz ihracatçı birliği stok finansmanı için bizden gerekli bilgileri istedi dün. İptal edilen siparişler ya da stoğa yapılacak üretim ve envanteri oluşturmak için ama uygulama esasları henüz belli değil dediler diyor İbrahim İbalı Bey. Yani burada uygulama esaslarının da demek ki bir an önce devreye girmesi bekleniyor. Bakın şu an gecikecek bir ortamda değiliz. Bakın mali müşavir arkadaşlarım pazartesi salı günü SGK, çarşamba perşembe Şubat ayına ilişkin muhtasar KDV beyannamelerini vermeleri gerekiyor. Yani şurada 3-5 günümüz kaldı. Bu insanlar sağlıklarını tehlikeye atarak bu işleri yapıyor. Gerçekten bir virüs bulaştığında 10 kişi, bakın bir mali müşavir arkadaşımızın elemanı virüsü kapsa oradan 20 tane 30 tane mükellefine gittiğinde hepsini onu bulaştıracak. Allah korusun. Evet. Şimdi şöyle bir paket açıklandı. Her kesim, çalışma hayatı, vergi, işte bankacılıkla ilgili birçok birbirine benzemez şeyler ortaya konulmuş. Şimdi ticari yaşamdan kopmamak gerekiyor. Ticari yaşamdan koptuğunuz zaman bu kadar hayati bir konuyla ilgili olarak hiç birbirine benzemez çözümleri getiriyorsunuz. Ve şimdi Türkiye başkanlık sistemiyle yönetiliyor ve biz ne diyoruz? Hızlı hareket ediyoruz diyoruz. Şimdi ne diyor ihracatçı? Bana stokla ilgili destek verecek ama kimse ne olduğunu bilmiyor. Kısa çalışma ödeneğiyle geçişle ilgili olarak SGK ne yapacağını süreyle bilmiyor. Süreyle ilgili muhtemelen evet, bir esneme olacak. Maliye Bakanlığı 9 tane sektörle ilgili mücbir sebep ama ben yapacağım açıklamaları, çalışıyorum diyor. Bize şimdi bu para lazım. Yani birilerinin hemen mutfağa girip ben Türkiye devlet olarak muhtemelen çalışıyorum hocam. Ya ne çalışıyorsunuz yani? Çalışacaksınız, 3 saatte çalışıp koyacaksınız. Böyle bir şey yok. Ama bakın, ne yapıyorsunuz şimdi siz? Bankacılıkla ilgili 90 gün sonra temerrüde düşüyorsunuz biliyorsunuz. 180. Kredi takibi. 180. Bunu söylüyorsunuz, bunu yapamazsınız. Bunu şey yapamazsınız. Üstadım çok özür dilerim. Neden? Evet. Bakın çok özür dilerim. Velev ki yaptınız. Bakın bir başkasının işini batırdınız. Bir başkası zor durumda kaldı. Çek aldı. Sizden aldığı çeke güvenip çek yazdı veya bir takım mal aldı. Siz çekinizi nasıl olsa 3 ay
olunca bir sorun olmuyormuş deyip ödemediniz. Bakın zincirleme, domine etmiş. Evet. Şimdi şöyle, devlet olarak özel hukuk ilişkisine müdahale edemezsiniz. Kredi sözleşmesi yapılmış, orada 90 gün yazıyor. Siz diyorsunuz ki mücbir sebep şehre düşülecek. Devlet bankalarına gücünüz yetebilir. Ama özel bankalar, yani bu tür bir şey de yaratmamak gerekiyor. Sonuç itibariyle diyorsunuz ki KGF'de ben 25'ten 50'ye çıkartıyorum. Bunu kime veriyorlar, kime vermiyorlar bilmiyoruz. Halk Bankası ile ilgili konularda bunları bir konunun uzmanlarının, özellikle bürokratlara bu konuda çok görev düşmekle beraber sorun getiren insan olmamak için veya belki de çözümü bilmedikleri için böyle şeyler ortaya çıkıyor. Örneğin KDV'nin indirilmesi ya da bankacılık sisteminden konut kredisi alınması ile ilgili saçma sapan bir düzenlemenin ortaya konması gibi. Şunu devletin bilmemiz gerekiyor. Türkiye'de eğer siz mükelleflerin yaşatacaksanız, Türkiye'de öz kaynak problemi var ve herkes yabancı kaynakla büyüyor ve işini yapıyor. Siz bankacılık sistemiyle ilgili olarak bu finansmanı sağlayamazsanız, bu iş yerlerini ayakta tutamazsanız önce siz kaybediyorsunuz. Katma değer vergisi alamazsın. Adam çalıştırmadığı için stopaj alamazsın. Vergi gelir elde edemezsin. Bununla ilgili de görüyoruz. İlk 2 ayın sonunda KDV'de tahakkuk tahsilat oranı %13.6 yine bakın. Ama hocam vergiyle ilgili erteleme yaptım diyor. Bakın hayır yapmadım hiçbir şey. Bakın bu da sonuç şey. Bu da çözüm değil ki. Mart, Nisan, Mayıs'la ilgili 6 ay sonraya erteleyeceğim. Bakın. Evet. Katma değer vergisiyle ilgili böyle bir şey yapmasına gerek yok zaten. Katma değer vergisi nedir? Bak bu da konuyu bilmemekten kaynaklanıyor. KDV nedir? Ben satışı yaptım. Alışlarım var, mal satışlarım var. Satışlarımla ilgili fazla para sonraki döneme ödenecek KDV çıkıyorsa devlete 26'sında yatırıyorum. Siz şimdi bu KDV'yi niye erteliyorsunuz? Zaten o para benim üzerimde emanet. Öyle baktığınız zaman. Katma değer vergisi değil burada önemli olan. İşçi ücretlerinden kesilen tevkifat ve sigorta primine yoğunlaşmak gerekiyor. Niye katma değer vergisini sen finansman olarak kullan diyorsun? Niye böyle bir yol açıyorsun? Bankadan sağla, kamu bankalarından bu kaynakları sağla ve diğer bankalarla ilgili sen garantörü sağla. Bunlar yapılabilir. Bunlarla ilgili kafa çalıştırmayıp KDV ertelensin. Niye erteleniyor KDV? Benim üzerimde ben zaten yatırmam lazım. Siz bu kötü yolları açıyorsunuz. Başka model. Hocam bildiğiniz... kredi garanti fonu var. 25 milyardan 50 milyara çıkıyor. Tamam. Orada yani bir can suyu isteyen orası bir açık sonuçta. Ben şunu kabul etmiyorum. Böyle bir ortamda ya seferberlik durumunda herkesin hayatı ve can ve mal güvenliği her şeyi tehdit altında efendim imkanlar bu kadarı kabul etmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devleti istediğiniz kadar para yarat. 500 milyar lazım sonra da yaratırsınız. Bunlar açık bu kanallar. Siz bunları yapmayıp sonra 1500 liraya çıkardım 100 milyon böyle bunu diyemezsiniz. Böyle bir deme lüksünüz yok. Sonuçta 15 milyon 4 milyon 15 milyon daha işsiz sokağa inerse bununla ilgili çok daha büyük sosyal problemler olur. Bunu öngörmek lazım. Şimdi almak gerekiyor bu önlemleri. Bakın ne diyor virüsle ilgili olarak İtalyanlar? Biz bunu önemsemedik, şimdi baş edemiyoruz. İspanyollar da aynı şekilde. Evet. Şimdi yapılması gerekiyor. Yapılması gereken işler de belli. Amerika'ya yeniden keşfe gerek yok. Ne kadar yani gerekiyor? Kaynak konusunda hiçbir sıkıntı yok. Kesinlikle yok. Yaratılabilir. Bakın yani bu pakete, bu pakete baktık hep beraber, okuyoruz takip. Mesela biraz önce senin söylediğin paket içerisinde kredi garanti. Evet, yok. Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere göre evet. ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için 2 milyar liralık ilave kaynak. Eyvallah. Bakın bizim dediğimiz bu değil. Bizim dediğimiz çalışan, üreten insanların işini kurtaralım. Çalışma bakın, hayatındakileri. İkincisi, şimdi dedik ki 6 ay süreyle belli sektörlerde muhtasar KDV, SGK primleri 6 ay öteleniyor. Peki 6 ay sonra ne olacak? Şimdi Nisan ayında ödemeniz gereken 3'ünü erteledik, öteledik ve Ekim ayına, Kasım ayına, Aralık ayına öteledik. Sonra o aylar geldiğinde hem cari aylarını ödeyecek, hem bu üzerinde birikmiş olan aylar ödeyecek. Yani burada iş dünyasının beklentisi veya iş dünyasının acısını çözecek konu ben 6 ay süreyle 3 ay süreyle stopaj almayı belli bir limite kadar asgari ücretin 2 katına kadar 3 katına kadar almıyorum diyeceksiniz. Hiçbir stopaj almıyorum. Vergi hakkımdan vazgeçiyorum 3 ay. Bakın bunu da bile deseniz
bugün işsiz kalacak insanların belki büyük bir bölümü işine devam edecek. Yani çünkü bir şirket kurmak, onu devam ettirmek çok zor. Şirketi kurup, kadroları kurup, onu yeniden organize edip, oluşturup iki ay sonra kaldığınız yerden devam edebilmek istiyorsanız peki, bu fedakarlığı yaparsınız. Bir araya gideceğim izninizle. Tabii. Reklam var. Yani tabii çeklerle ilgili de çok mesaj var. Belki bir programı da çeke yapmak lazım. Sıralı çekleri ne yapacağız iş yapamayınca? Kredi çekerek halledecek bir şey yok. Bu nasıl çözülecek yani, diyen var. Evet. Yine yani bir başka izleyicimiz de çeklere ilişkin çek ödemelerine Mümin Bey diyor ki 7 iş günü kaldı. Bu çekler ödenmezse yani vergi, SSK vesaire bunu bence onu çözmek konuşalım lazım diyenler var. Sonuçları çok ağır çünkü. Yani bize tabii ödeme aracı gibi çalıştığı için evet, Sayın Bakan'a soruldu ama o ya, bu konuda hani herhangi bir adımın şu an olmadığını ifade etti. Bir araya gidelim, aranın ardından buradayız. Efendim devam ediyoruz. Doktor Nedim Türkmen ve doçent doktor Resul Kurt konuklarımız. Alınan bu koronavirüse karşı önlemlerin etkilerini, etkinliğini aynı zamanda konuşmaya, değerlendirmeye çalışıyoruz. Az bir vaktimiz kaldı. Ben az konuşmaya çalışıp bol bol değerli konuklarıma sözü vermek istiyorum. Sektörlerle devam edelim. Evet. Nedim Hoca buyur. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı ertelemelerle ilgili olarak Gelir Dersi Başkanlığı da 9 sektör belirlenmiş. Bu sektörler mücbir sebep halinde sayılıyor. Bunların Nisan, Mayıs ve Haziran aylarıyla ilgili olarak muhtasar ve katma değer vergisine ilişkin beyanlarının ödemelerinin 6 ay sonrasına erteleneceğine ilişkin bir düzenleme var. Burada sektörler belirlenmiş. Perakende ticaret ve alışveriş merkezleri, işte market, büfe, bakkal hepsi sayılmış. Kitap, kırtasiye onlar sayılmış. Demir, çelik ve metal sanayi, otomotiv, lojistik, sinema, tiyatro, konaklama, yiyecek ve içecek, tekstil ve konfeksiyon, etkinlik ve organizasyon. Şimdi siz, biraz önce soru geldi, kuaför, herkes etkilendi. Şimdi siz ülkenin herkes... Özel eğitim diyoruz. Tabii bütün sektörler etkilenmişken 9 tane sektörü bunlarla ilgili olarak erteliyorum, öbürlerini ertelemiyorum diyemezsiniz. Nasıl yapacaksınız bu ayrımı? Şimdi... buradaki etkilenenler tutmuşlar, bunlara hizmet verenler var. Şimdi perakendeci, mobilya ile ilgili perakendeciye bunu yapıyorsun. Toptancının ne günahı var? O da mal sattı. Onun da bundan etkileniyor. Perakendeciden parasını tahsil edemeyecek orada cirolar düştüğü için. Ya perakende ayrımı yapılmış. Niye toptancıya yok? Sektörlerle ilgili olarak bundan etkilenmeyen hiç kimse yok. Kuaför de etkilenmiş, diş hekimi de etkilenmiş, özel sağlık kuruluşu da etkilenmiş. Bunu böyle yani sizin için mücbir sebep var, burası için yok değil. Bunların üzerine epey bir çalışmak gerekir. Bir şey yapılacaksa genel olarak yapılması lazım. Çok büyük bir rahatsızlık yaratıyor. Sektör ayrımı yapılmamalı. Yapılmamalı. Yani şimdi hizmet, iş güvenliği şirketi buradaki birine hizmet veriyor. Onun ne günahı var? O da paralarını tahsil edemeyecek. Herkes etkileniyor çünkü. Cirosu, şimdi bakın şeyde bakacağız. Şubat beyanları, Mart ayı beyanlarında bunu göreceğiz. Katma değer vergisiyle ilgili tahakkuklarda göreceğiz biz bunları. Ne kadar işlerin düştüğünü, ciroların düştüğünü göreceğiz. Çok ciddi, yani yılda 56 milyar lira dahilde alınan katma değer vergi, alınacak katma değer vergisi hedefi olan bir devletin bu ne demek? 5-6 milyar ayda demek. Önümüzdeki ay göreceğiz ki Mart ayında bu rakamlar yarıdan fazla düşmüş. Bütün sektörler etkileniyor. Siz sektörleri ayırıp sonra toptan perakendeyi de ayırıp bunun içinden çıkamazsınız. Bütün bir sektörleri yapmak lazım. Özel hastaneleri söyledik. Evet. Bir izleyicimiz daha yazmış. Evet. Şu an kapatılan çayhane, kahve, kafeler, iş yerlerine çay ve şeker ürünler satan bir firmayız. Bu ayki ödemelerimizi yapacak gücümüz var ama Nisan'dan itibaren çeklerimiz muhtemelen yazılacak diyor. Çünkü depomuzda malımız var ama satacak müşterimiz yok. Hasan Bey göndermiş. Spor salonları neden pakete eklenmiyor diyen Serpil Hanım var yine. Var evet, spor salonları da çok etkilendi gerçekten, evet, doğru. Çoğu kapandı zaten. Burada bir şey ilave edeyim pardon. İçişleri Bakanlığı kararıyla 149 bin iş yeri kapatıldı. Şimdi ve Şubat'ta Ocak'taki cirosu var, Mart'taki cirosu yerlerde sürünecek. Hı. Bunları devletin tazmin etmesi lazım.
bu zararları karşılaması gerekiyor. Nasıl karşılayacak hocam? Çok kolay. 140. Hayır, nereden kaldı? Yani siz böyle bir idari karar, bakın diyoruz ya, devlet olarak ortaya çıkman devlet lazım. Devlet olmanın ciddiyeti bu zaten. Yani siz vatandaş benim ekmeğimi de elimden alıyorsun, ben para kazanmam lazım diyemiyor, uyuyor otoritenin kararına. Dolayısıyla ne yapmanız lazım? Nasıl ki en azından çalışanlar sel baskınında ya da depremde hasar görenle ilgili hasar tespiti yaptırıp adama para ödemiyor musun? Ödüyorsun. Burada da gelip bu kapalı kaldığı süreyle ilgili olarak hasılat ve kar kaybını mutlaka bunlara ödenmesi gerekir. Zaten dava açacaktır onlar da. Biz buradan söylemiş olalım. Yani şimdi, çekle ilgili de mücbir ol. Ya Ali Aysan Bey, çek meselesini konuşun. Biz küçük esnafız. Ödenmeyen bir çek 15 yıllık ticari geçmişini bitiriyor. Bu konuda da bir mücbir sebep olabileceğini ima etti Sayın Bakan. Yanlış mı duydum? Yok, onu bakın mücbir sebep. Her şey de mücbir dedi. Yani hayır. Emin misin bu hocam? Mümkün değil. Mücbir sebep değil. Diyor ki bunu ayrı bir konu açalım hayır, haftaya. Hesap katı için 90 günü 180 gün. Bu arada kredisini ödemeyenlere diyor mücbir sebep yazacağız. Şeyde kara listede yer alırken diye yazıyor. Çeklerle ilgili olarak böyle bir düzenleme yok. Bununla ilgili yasayı değiştirmeniz lazım. Yasa mı değiştirmeniz? Çek görüldüğü anda ödenir. Götürdünüz, karşılığı yok, yazıldı, bitti. Borcum vardı yoktu ile ilgili olarak sizin menfi tespit davası açmanız lazım. O da çok uzun bir süre. Peki. Mümkün değil. Bir de hapis cezası var ayrıca çekte. Evet, şimdi haftaya bence detaylı konuşalım. Buyurun bakın, usta. Telafi çalışması şimdi ve turizm ve otelcilik mesela bu kapsamda desteklenecek. Bakın otellere gelen yok. Şimdi otellerde binlerce yani insan Taksim çalışıyor. Taksim bölgesinde tabii ışığı yani, yanan otel yok. Işığı ya 100 odalı otele bakıyorsun 3 odasının ışığı yanıyor. Şimdi bu 100 odalı otelde en az 50 kişi çalışıyor. En az 100 kişi çalışıyor. Ne yapacak yani? Bir ay cepten verdi. Biraz önce izleyicimiz söyledi. Hani Mart ayını kapatırız da Nisan'a Allah kerim. Şimdi turizmi destekleyeceğiz. Mesela bazı sektörlerde ücretsizin diye evet. söylemiştin. Gönderiliyoruz diyenler şimdi, işçi kardeşimi ne yapıyor işveren? İş yapacak potansiyel yok. Cepten de ödeyemiyor. Ücretsiz izne çıkarıyor. Kafeterya, hani hep kafeteryadan konuşuyoruz ya. En küçük işletme olduğu için söylüyorum. 2 kişi, 3 kişi çalıştıran tamam. En küçük işletme. Kapalı. Şu an kapalı. Belki Mart ayı maaşını da ödedi, ödeyecek. Nisan ayına geldi. Kafeteryanın sahibi ne yapacak abi? Nasıl ödeyecek? Yani 3 kişi çalıştırsa 4 bin liradan maliyeti 12 bin lira. 5 kişi çalıştırsa 20 bin lira. Kredi çekecek, maaşı ödeyecek. Bunların kredi, devletin ödemesi lazım. Bakın şimdi bu işte ne yapıyor? Çözüm olarak devlet atik ve hızlı olmazsa vatandaş kendi çözümünü buluyor. Ne yapıyor? Diyor ki arkadaş kusura bakma ben şimdi sana ödeyeceğim ama para yok. Ne yapalım? Ya ben seni de işten çıkartmak istemiyorum. Sen şimdi bir 2 ay, 3 ay ücretsiz izne çık. 3 ay sonra Allah kerim. Sanki izne çıkan adam taş yiyecek değil mi? Tabii o adam ne yapacak yani? Şimdi bizim fakir yoksul ailelere aktarılan 2 milyar hiçbir sözümüz yok. Aktarılsın 20 milyar aktarılsın. Daha fazla aktarılsın. Ama bizim asıl desteklememiz gereken yer burası. Telafi. Bu işçi işsiz kalmamak için o küçük işletmeyi, KOBİ'yi ayakta tutmanız lazım. Türkiye'nin %60'ı KOBİ'ler üzerinden dönüyor. Bu pakete KOBİ'lerin de girmesi lazım ki 2 ay sonra, 3 ay sonra ekonomi rayına oturduğunda sistemi tekrar kaldığı yerden işletebilirim. Şimdi telafi çalışması 2 aydan 4 aya çıkacak. Ya ne olur yani yıl sonuna kadar yani 4 ay sonra nasıl telafi edecek? Telafi çalışması şu demek. 2 ay, 3 ay biz çalışamadık. Şimdi Mart'ta, Nisan'da, Mayıs'ta çalışamadık. Onu biz 4 ay içerisinde telafi edeceğiz. Geriye kalıyor 1 ayımız zaten. Bakın bunun olması gereken şu, yıl sonuna kadar, 2020 yılı sonuna kadar telafi çalışmasını yapmak lazım. Çünkü 2 aydan 4 aya çıkartmanızın bir anlamı yok. Çünkü bunu kullanamayacak, telafiyle uğraşmayacak insanlar. Ne yapıyor? Bir an önce çalışanına ücretsiz izin kullandırıyor veyahut da yıllık izni varsa yıllık izine çıkarıyor. Yıllık izin dönüşünde peki. De Allah kerim yani. Hocam konuşmaya devam edelim. Yani söyledik diş hekimlerini bir kez daha söyleyelim. Mesut Oktay Bey diş hekimi olarak toplum sağlığını düşünerek hasta kabul etmiyoruz. Pakette bizimle ilgili bir şey yok demiş. Mali müşavirleri söyledik Zeynep Hanım. Sağlıkçılara teşekkür edelim buradan. Evet. Doktorlarımıza, hemşirelerimize, bütün
sağlık çalışanlarımıza iyi ki varlar. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Burada kapatırken bir şey söyleyeyim. Bu insanları çalıştırmaya zorladınız ve bunlar da bu virüsü kaparlarsa Yargıtay iş kazası olarak nitelendiriyor. Domuz gribi ile ilgili örneği var. O yüzden çok dikkat etmek gerekir. Haftaya konuşalım. Çok teşekkürler. Haftaya konuşalım. Peki. Çok konumuz var. 22'de buluşmak üzere. Hakikaten çok konu var ya.